yavaş videoları detaylı hale getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gittikçe işler zorlaşıyor. Aslında çok kolay ama mantığını anladıktan sonra her şey size çok basit ve kolay gelecek. Bugünkü konumuz da Q-List. 10 tane video izlediyseniz zaten bir yerlere kadar gelmişsiniz demektir. Bu Q-List size çok basit gelecek arkadaşlar. Q-List nasıl kaydederiz? Nerelerde kullanırız? Nerede kullanırız? Hemen açıklayayım. Time code yapabilirsiniz. Chase gibi adım adım gideceğiniz bir dans gösterisi olabilir ya da daha değişik projeleriniz olabilir. Oralarda ileri geri giderek Q'larınızı gösterirsiniz. Q nedir? Şu gördüğünüz ekrandaki bir görüntü, yani şu resim bir Q. Şu resim de bir Q. Şu resim de bir Q bu arada. Yani fazla detaya girmeden nasıl kayıt yapacağız, ileri nasıl gideceğiz, ince ayarları nelerdir onları göstereceğim şimdi. Şimdi ne yapalım? Hemen spotlarla bir tane Q-List yapalım arkadaşlar. Bir tane poz. Bir de renk vereyim buna. CM'den. Şöyle. Bunu kaydedelim. Record'a basıyoruz arkadaşlar. Bunu Fixture modda kaydedeyim. Kafalar karışmasın. Create Q-List'i seçiyoruz buradan. Bize nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Hemen şuraya kaydediyorum. Bu şu anda sadece fader'ı seçmiş olduk. Adımımız ve pozumuz hazır. Rengimiz de hazır. Append Q'ya da basabiliriz. Üstüne de direkt basabiliriz. Ben Append Q'ya basacağım arkadaşlar. Bastım. Şimdi ikinci adımı soruyor bize. Bir tane daha ikinci adım için böyle bir şey yaptım. Bu sefer bunu magenta yapacağım. Tekrar Append Q. İkinci Q'yu bitirdik. Üçüncü Q'yu soruyor bize arkadaşlar. Bu sefer yine rengini değiştiriyorum. Tekrar pozunu da değiştiriyorum. Append Q diyorum. Hatta bir tane de şöyle koyu bir mavi yapayım. Pozunu da değiştireyim. Böyle olsun. Bize doğru olsun. Onu da Append Q dedim. İşim bitti. Artık Q'larımı buraya kaydettim. Exit diyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu açtığımızda hiçbir görüntü yok. Buna go dememiz lazım. Q listimiz buraya çıktı zaten bunu açınca. Q. Basıyoruz buraya. Direkt hemen bir sonraki Q'ya geçiyor. Tekrar basıyoruz. Bir sonraki Q'ya da geçiyor. Şöyle Q'nun içerisine girip detaylarını göstermem için şuradaki ekrana tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi açılan sayfada burada 4 tane Q'yu görüyorsunuz. Mavi olan sıradaki Q. Açık mavi olan da o anki aktif olan Q demek arkadaşlar. Go'ya bastım. Fader'ımı açayım. Şu an ikinci Q açık. Biz bunlara hemen isim verelim ki karıştırmayalım. Baştan. Buna hemen yazalım. Şuraya basıyoruz. Büyük harflerle yazıyorum. Cyan. Tekrar Go dedim. Bu magenta. Tekrar Go dedim. Bu sarı. Tekrar Go dedim. Bu da mavi. Şimdi bunu bu şekilde Go Go diyerek gidebiliriz. Ya da bunlara zaman da verebiliriz. Ne yapalım? Fade in zamanı verelim. Bunlar yavaş yavaş geçsin. Ne kadar olsun? Fade in 2 saniye. Hepsine komple verdim. Böyle üstüne basıp tek de verebilirsiniz. Şuraya bastığınızda, şuraya bastığınızda hepsini aynı anda vermiş olursunuz. Şimdi Go'yu burada da yapabiliriz. Bizim standart gelen fader ayarlarında da Go buraya otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendisi geçecektir. Şimdi burada göstermek istediğim, şunu tekrar sıfır alayım. Bir zaman ayarı daha var arkadaşlar. Delay in. Genelde bu ikisiyle bizim işimiz. Delay in'de de Go'ya bassak bile 5 saniye vereyim. 5 saniye delay edip bekleyip 5 saniye sonra küt diye geçecek. Çünkü fade in'im yok arkadaşlar. Basıyorum, bastım, bekliyorum. Burada işliyor görüyorsunuz ama 5 saniye bekleyecek bir sonraki adıma gitmek için. Geçti. Tekrar bastım, bekliyorum. 5 saniyenin dolmasını bekleyecek. Geçti. Gibi. Bir de şunu da yapabilirsiniz. 5 saniyeden sonra bir de fade in zamanı girdim buna. 5 saniye bekleyecek. 2 saniyede hareketini tamamlayacak arkadaşlar. Şimdi magenta'dan, şu an magenta'dan yellow'a geçiş yapıyoruz.
Bekliyoruz 5 saniye. İki saniyede de bu adıma geçti. Tekrar bunları sıfır yapıyorum. Fazla zaman kaybetmemek için. Anlatacağım çok şey var ama bu sefer basic olarak öğreneceğiz burayı, bu kısmı. Şimdi bir de bu fader'ın ayarları var arkadaşlar. Bu şekilde eğer ki kaldıysa şeyiniz, hangi Q'da olduğunu bilmiyorsanız ya da işte biliyorsunuz ama bunu kapatmak istiyorsunuz. Bunu kapatmanın iki yöntemi var. Avo tuşuna basıp basılı tutup üstüne bastığımızda bu tekrar en başa gelir. Birinci yöntem bu. Bir de şu var. Bu fader'ın ayarları var arkadaşlar. Options'a basıyoruz. Fader ayarlarını açıyoruz. Fader ayarlarında fader'a geliyoruz burada. Kill at 0'ı yazan, instantly kill at 0'ı yazan açarsak şurada. Biz şimdi bu fader'ı açtık ya arkadaşlar. Oyla dedik. Atıyorum. Kaçıncı adım? Şuradan da takip edebilirsiniz. 1, 2, Magenta'dayız. Ben diyorum ki fader'ı indirince en başa. Fader'ı indirdim. Direkt kapandı. Tekrar açtım. Go dedim. Gitti. Tekrar kapattım. Fader otomatik olarak kapandı. Ya da fader'ı açıp şurada Q yellow kaçtaymış? 3'teymiş. 3 go dersem direkt 3'e gider. Ya da işte 1 kaçtaymış? Cyan. Tekrar Q 1 go dersem tekrar Cyan'a gider. Time code da aynı bu şekilde, zaman verdiğimiz yer burası. Başka ne var bununla ilgili gösterebileceğim? Hemen bir ayarlara girelim arkadaşlar. Şunu tekrar buraya alıyorum. Manuel crossfader. Gene ayarların içerisinde manuel crossfader diye bir ayar var arkadaşlar. Bu da çok sevdiğim bir şeydir, özelliktir. Şimdi bakın, açtım. Cyan. Burada bakın, manuel %35. Ben bu fader'ı tamamen yukarı itene kadar bir sonraki adıma geçmez arkadaşlar. Şöyle, hatta şuraya da saniye vereyim. Bekleyin, kapatayım. Off yapayım hemen, baştan göstereyim. Şu an bu kapalı arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın, bir de buraya bakın. Açıyorum. Şurada gördüğünüz gibi %24 açtım. Magenta'ya geçmedi. En son açtım. Artık Magenta'ya geçeceğiz şimdi. Cyan bitti. İndirirken bu sefer Magenta'ya. Tekrar bakın, içinde de geri gelebiliyorum. Fader'ı ne kadar kaldırırsam. İndirdim. Crossfader işini yaptı. Bir sonraki yellow geliyor arkadaşlar. Hop, kaldırdım. Yellow'a geçtik. Maviye doğru gidiyorum. Vazgeçtim, geri geliyorum. Tekrar maviye doğru gidiyorum. Bu böyle devam eder. Ondan sonra bakalım ne var. Tekrar off'layalım bunu. Options'da tekrar girelim içerisine. Burada bir şey yok. Playback'te. Mesela bu son adıma geldikten sonra artık gitmek istemiyorsunuz. Şurada son adımda dur seçeneği var. Ben bunu açtım. Bu crossfader'dı ama şu anda hemen değiştireyim. Fader'ı normal standarta aldım. Kapattım. Şimdi bu ne işe yarıyor ona bakalım. Açtım. Go dedim. Bir şey yaptık mı options'ı. Options'a geldim. Tekrar açtım. Neredeydi? Playback'te. Evet. Son adımda dur diye seçili şu anda. Gittim. Tekrar go dedim. İkinci adıma geçtim. Geçtim. En son adımımız nerede? Mavide. Maviden sonra artık gitmeyecek arkadaşlar. Mavide dur. Loop'ta da loop'u alırsanız artık loop'ta peş peşe hareket edecek. Peki. Siz dediniz ben buradan go deyip buradan ya da Q'yu seçip şu an şöyle de yapabilirsiniz. Next step deyip gidip işte hangi adıma gitmek istiyorsanız üstüne de basabilirsiniz. Buradan görebilirsiniz. İşte atıyorum maviye geçsin istiyorum. Go diyorum. Direkt buradan maviye geçiyor. Ya da bunu istemiyorum. Ben buradan go back yapayım istiyorum diyorsanız o zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Fader'ın özelliğini değiştireceğiz. Ne yapacağız? Options. Theater modu alacağız yani bunu.
daha önce playback ayarları videosunda göstermiştik. Tekrar göstereyim şimdi. Options'a basıyoruz. Playback'imizi seçiyoruz. Buradan handle'a kendimiz de oluşturabiliriz. Ama ben hazırda var zaten. Theater Mode, Key Profile yani şu Theater Mode, Go ve Go Back özelliğini kullanalım istiyorum. Bunu seçtim. Hemen buraya Go Back geldi zaten. Q'yu açtım arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Go dersem ileri gider. Ortaya aldım. Magenta. Tekrar şeyi alacağım, geriye alacağım. Bu şekilde geriye almış olurum. Şimdilik bakalım. Şimdilik bu kadar olsun bu video. Telegram kanalında da bizi takip edin. Orada da bir sürü paylaşım yapıyoruz. Biliyorum bu Q-List ile alakalı bir sürü soru gelecek. Hepsinin videosunu tek tek çekeceğim arkadaşlar. Eğer detayları komple anlatacağım. Çünkü bu önemli bir konu. Timecode yaparken falan da lazım olacak zaten bu size. Timecode videosuna geldiğimde de biraz daha detaylandıracağım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin.